Herkese merhabalar, ben Ozan Siyah. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda son zamanlarda yine TikTok ve Instagram Reels'ta çok popüler olan bir videonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Yine bunu hem bilgisayarda hem de cep telefonu uygulamasında nasıl yapacağız, bundan bahsedeceğim. Bu videoyu mutlaka görmüşsünüzdür, yani bu tarz videoları. Tilt your phone yazıyor, yani drone videolarında özellikle kullanılıyor. Video akarken 3-2-1 diye geriye saydıktan sonra telefonunuzu yavaşça sola çevirin diyor işte. Siz de onunla birlikte telefonunuzu çeviriyorsunuz ve full ekran bir şekilde videoyu izliyorsunuz. Bunu genellikle drone videolarında kullanıyorlar, fakat siz istediğiniz herhangi bir videoda kullanabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla soru geldi bana, nasıl yapılır diye. Ben de daha önce TikTok ve Instagram Reels'ta birkaç videomda bu tekniği denemiştim zaten. Şimdi gelin ilk olarak Premiere'de nasıl yapacağız, daha sonra da CapCut'ta nasıl yapacağız, hep beraber bakalım isterseniz. Evet, ilk olarak Premiere'den başlayalım. Premiere'e nasıl dosya atılır, nasıl sekans oluşturulur, bunların hepsini Premiere 101 isimli videomda detaylı olarak anlatmıştım. O yüzden oraları atlıyorum. Premiere'e ilginiz varsa o videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Premiere hakkında temel bilgiler edineceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi burada benim üyelik aldığım bir stok video sitesi var. Artgrid.io. Gerçekten de çok kaliteli videoların olduğu bir stok video sitesi Artgrid. Aynı zamanda onun bir de müzik kısmı var. Artlist.io. Aşağıdaki açıklama kısmına onların linkini bırakıyorum. Eğer düşünürseniz, profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız kesinlikle bir göz atın ve satın alın derim arkadaşlar. Üyelik olarak yıllık aldığınızda, benim linkim üzerinden satın aldığınızda artı 2 ay daha sizlere üyelik hakkı tanıyorlar. Yani 12 aylık bedele 14 ay kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan indirdiğim drone görselleri var. Bunların üzerinden bir deneme yapalım bakalım. Şöyle Galata Kulesi'nin olduğu videoyu alalım, indirelim ve deneyelim. Şimdi sadece drone değil, başta da söyledim, normal bir görüntü de olabilir. Yani elinizde çektiğiniz bir görüntüyü de bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat burada en önemli nokta videolarınızın 4K çözünürlükte olması. Yani 1080'de de bunu yapabilirsiniz. Fakat videoları bayağı bir büyüteceğiz olduğu boyuttan. O yüzden 1080 çekerseniz çözünürlüğü çok düşecektir. 4K çekmenizi öneriyorum, 4K veya üzeri. Şimdi böyle bir video, önce videoya bakalım. Burada tabii ki TikTok ve Instagram'daki müzikleri kullanmayacağım telif yememek için. Artlist'ten indirdiğim müzikler üzerinde yapacağım. Daha sonra siz, yani bu müziği burada atmayabilirsiniz. Daha sonra Instagram ya da TikTok'ta üzerine müziği atabilirsiniz tabii ki. Ben şu anda altında müzik olsun diye göstereceğim. Mesela şöyle bir müzik indirdim. Bir de şöyle bir müzik var. Buradaki müziklerde en önemli nokta şu arkadaşlar. Müziklerin yükseldiği bir nokta olması gerekiyor. Yani bakın, şurada şöyle gidiyor ve bir anda müzik yükseliyor. O yükseldiği yerde videoyu döndürmeye başlayacağız. Mesela şu müzik nasılmış bir bakalım. Evet, bu böyle bir müzik. Bir de şuna bakalım. İkisi de olur gibi. Ben şunu atayım buna. Şöyle geldim, aşağı katmana attım. Şimdi burada arkadaşlar müziğin yükseldiği yer neresi bakalım önce bir. Şu kısım, ikinci kısmı alıyoruz. Evet, burayı aldık. Videomuz ne kadarmış? 13-14 saniye. Öncelikle bu videoyu dikey formata getireceğiz tabii ki. Bunu sosyal medyada paylaşacağımız için. Bunu nasıl yapıyorduk? Yukarıdaki sekans kısmına geliyorum. Sequence settings'e geliyorum. Burada 1080'e 1920 yapıyorum arkadaşlar. Yani vertical dikey formata getirdim bunu, gördüğünüz gibi. Okey diyorum. Yani telefonlarımıza uyumlu hale getirdik. Şimdi videoyu bakın, 4K seçmemizin ya da çekmemizin sebebi nedir? Şöyle göstereceğim. Bakın videomuz büyük olduğu için hala şu kısımlar dışarıda kalıyor. Yani 1080 çekseydik eğer şöyle bir şey olacaktı. Üstte ve altta siyahlık kalacaktı. Evet, onu yine büyütecektik ama büyüttüğümüzde çözünürlüğü düşecekti. Şimdi bu videomuz şöyle ilerliyor. Bakın. Mesela şuraya bir yere geldiğinde, 7. saniyeye geldiğinde diyelim. Tabii o sizin kullanacağınız müziğe bağlı. Ben şimdi müziğin burada Premiere'de ayarladığım için sıkıntı yok. Şöyle müziğin de yükseldiği yeri tam burası yaptım. Bakın. Evet, tam bu yükseldiği yerde döndürmeye başlayacağız videomuzu. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki keyframe ile. Keyframe'ler bizim hayatımızı kurtaran animasyon noktaları diyebiliriz. Her şeyi onunla yapıyoruz. Bildiğiniz gibi kanalımı takip ediyorsanız birçok videomda keyframe kullanıyorum veya ne anlama geldiğinde
zaten detaylı olarak anlatıyorum. Videolarımıza ya da fotoğraflarımıza hareket vermemizi sağlayan noktalar aslında, anahtar noktalar en temel anlamıyla. Bunu detaylı anlattığım video zaten var. Efekt kontrole geldim. Burada arkadaşlar tam müziğin yükseldiği yere geldim ve rotation, scale, hatta position. Üçüne de keyframe attım. Ve şöyle şimdi ilerliyorum. Evet, şuraya bir yere geldiğinde, yani 11. saniyeye geldiğimde bunu şimdi döndüreceğim. Tam olarak yatay pozisyona getireceğim. Yani rotation'ı şöyle bakın döndürüyorum. Bunu 90 derece döndürmemiz gerekiyor. 90 yaptım. Şimdi bunu döndürürken kenarlarda siyahlık kalıyor mu kalmıyor mu onu kontrol etmemiz gerekiyor. Şu, yani şu iki nokta arasında siyahlık kalıyor mu bakacağız. Evet, bakın şuralarda kalıyor. Görüyor musunuz? Şurada ve şurada siyahlık kaldı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunun için ilk başladığı noktayı biraz daha büyütmem gerekiyor. Yani burada scale'ı şöyle biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim. Evet, şu anda siyahlığımız gitti. Çünkü videonun boyutunu büyüttük. Yani dönerken yanlardan taşma olmadı. Başa alıp bir bakalım şimdi. Şu videoyu da şöyle yana alayım. Daha büyük izleyelim hatta. Evet, gördüğünüz gibi dönme işlemini tamamladık. Bu noktaları mesela daha başa sürüklerseniz işte daha önden başlamış olur. Burayı aynı yerde bırakırsanız o dönme süresini daha uzatmış olursunuz. Artık tamamen sizin kararınız ve müziğin durumuna bağlı. Şimdi arkadaşlar ben şu baştan başlatayım da müziği de şöyle çekeyim. Şimdi de üzerine biliyorsunuz ikonlar koyuyorlar. 3, 2, 1 geriye sayın ve telefonunuzu yavaşça döndürün yazıyorlar. Ya da işte ona benzer ikonlar koyuyorlar. Onu yapmanın en kolay yöntemini göstereceğim. Giphy.com sitesine gireceğiz. Burada tilt fon yazıyorum. Ve stickers'a giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi hazır ikonlar var burada. Bunları indirebilirsiniz. Beyaz ve siyah varmış. Bakalım bize hangisi daha çok gider. Sanki siyah gider. O yüzden siyah seçiyorum. Evet, bunu kaydettim. Bir de geri sayım ekleyelim. Bakalım Giphy'de var mı? 3-2-1 yazsam çıkıyor mu? Stickers'a geldim. Evet, burada da geri sayım GIF'leri var. Bunlardan bir tanesini indirebilirsiniz. Veya kendiniz de yazabilirsiniz Premiere'de. Hiç fark etmez. Ben en kolay yöntemini göstereceğim şimdi. Yani Giphy'den indireceğiz hazır olan bir şeyi. Şunu indirelim. Evet, bu indirdiklerim de Premiere proje kısmını attım arkadaşlar. Öncelikle geri sayımı ekliyorum şuradaki üst katmana. Evet, GIF'imizi attık. Şimdi videonun üzerine bakalım 3-2-1 diye sayıp nerede bitiyor geri sayım. Oraya kadar götüreceğim. Şurada go diyor mesela. Go'dan sonra telefon ikonunu koyabiliriz. Bir bakalım çok mu hızlı? Evet, bu biraz hızlı arkadaşlar. Bunu biraz yavaşlatmam lazım. Yavaşlatmam için öncelikle bunu nest yapacağım. Yani bunu ayrı bir sekans haline getiriyorum. GIF dosyasını yavaşlattığınızda işe yaramıyor çünkü. Daha sonra hıza geliyorum ve buradan mesela 50 yapalım. Yani yarı yarıya yavaşlattım bu GIF'in hızını. Bakalım şimdi nasıl oldu. Evet, böyle kalsın. Üzerine bir de şimdi telefon ikonunu ekleyeceğiz. Nasıl bırakalım? Şöyle bunları yukarı taşıyalım hatta. Şu telefon ikonu çıktığı andan itibaren go yazısı ortadan kaybolsun. Evet, şöyle bir bakalım tekrar. Şu telefon ikonunu da uzatalım biraz. Bunun için kopyalamam gerekiyor. Yanına aynısını kopyaladım arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde döndürme işlemini tamamladık. Yani ben böyle uzun uzun detaylı detaylı anlattım ama göründüğü kadar zor değil. Çok kolay bir işlem aslında. 2 dakikada yapabilirsiniz. Ben sadece herkesin anlayabileceği şekilde anlattım. Şimdi de cep telefonunda tamamen aynı mantıkla nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Bu arada yani ben İngilizce yazı istemiyorum, Türkçe yazı istiyorum derseniz, hani bu tilt your phone yazıyor ya tam çevirmeye başladığımız yerde. Onun yerine arkadaşlar kendiniz buraya Premiere'de T harfine basarak telefonu sola doğru çevirin. Mesela böyle yazabilirsiniz. Tamamen artık bu kısım sizin hayal gücünüze, sizin tercihinize kalmış. Şimdi de gelin CapCut'ta nasıl yapıyoruz ona bakalım. Evet, sıra geldi CapCut'ta aynı işlemi yapmaya. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Tamamen aynı mantık zaten. Hatta CapCut'ta biraz daha kolay diyebilirim arkadaşlar Premiere'de yapmaktan. Çünkü kendi içerisindeki stickers'ları kullanarak o telefon dönme ikonunu falan yapabileceğiz. Şimdi videoları açıyorum CapCut'ta. Buradan yine bir drone videosu ekliyorum. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum, drone videosu olmasına gerek yok. Herhangi yatay çektiğiniz bir videoda kullanılabilir. Şimdi üzerine bir de ses ekleyeceğim. Yine demin kullandığım sesi ekleyeceğim arkadaşlar. Audio kısmından burada extract müzik diyorum. Az önceki müziğin videosunu çektim. Çünkü CapCut'ta galerinizdeki videoların içinden sesi ayırabiliyorsunuz. Fakat MP3 olarak alamıyorsunuz. Evet, şimdi bu müzikte neresiydi o yükseldiği yer? Oraya bir bakalım. Evet, şurasıydı. Şunu biraz başa alalım, o kadar uzun olmasın. Evet, şöyle geliyor arkadaşlar. Evet, burada dönmeye başlayacak. Bunun için videonun üzerine, pardon, öncelikle tabii ki bu formatı, yatay formatı dikey hale getirmemiz gerekiyor. Onu unuttuk. Aşağıdaki menü kısmına geliyorum. Burada ratio, oran kısmına tıklıyorum. Burada 9:2.16'yı seçiyorum. Yani dikey formatı. Daha sonra arkadaşlar yine bu arada videomuzun 4K ya da üstü çözünürlükte olması daha kaliteli bir görsel ortaya çıkaracaktır. Şöyle iki parmağımı kullanarak şu şekilde videoyu büyütüyorum. Şöyle normalden daha da büyütüyorum hatta. Çünkü dönerken etrafta siyahlıklar kalmıştı ya, onların kalmasını istemiyoruz. Şimdi tam bu müziğin yükseldiği yerde büyüttük ve buraya bir keyframe attık. Keyframe artık ne işe yaradığını, nerede olduğunu biliyorsunuz. Ve sonra ilerletiyorum videomu şöyle. Bakalım. Evet, burada mesela tam olarak dönmüş olsun istiyorum artık videom. Ve bunun için de şöyle yine iki parmağımı kullanarak arkadaşlar şöyle videomu çeviriyorum, bakın. Şu şekilde çeviriyorum. Tam 90 derece çeviriyorum ve kenarlardan yine biraz fazlalık bırakıyorum ki dönerken siyah düşmesin. Şimdi kontrol edelim. Evet, dönerken bakalım siyah düşüyor mu? Hayır, düşmüyor. Şöyle şimdi tekrar bir baştan izleyelim. Evet, CapCut'ta da gördüğünüz gibi kolaylıkla bu işlemi yaptık. Şimdi üzerine geri sayım ve telefonu döndürme ikonunu ekleyeceğim. Bunun için de sticker'lar kısmı var. Aşağıda etiket kısmı. Sticker'a giriyorum. Burada sticker kısmında şöyle kaydırıyorum ve burada çerçeveler kısmı var arkadaşlar. Bunun içerisinde telefon ikonu var bir tane. Evet, şuraya tıklıyoruz ve bunu seçiyorum. Şöyle 0 derece ya da derecesini ayarlarız. Evet, şöyle bir yere getiriyorum. Siz istediğiniz herhangi bir yere getirebilirsiniz tabii ki. Tam videomuzun dönmeye başladığı yer burası bakın. Videomuzun dönmesinin bittiği yere kadar getirdim. Görüyorsunuz bakın, burada başlıyor ve burada bitiyor. Şimdi bu dönme ikonu vereceğim buna. Daha doğrusu dönme animasyonu vereceğim bu ikona. Bu sticker seçiliyken aşağıdaki animation, animasyon kısmına tıklıyorum. Burada animation loop'a tıklıyorum ve en sola doğru kaydırıyorum. Burada çalkala kısmı var. Tabii ki böyle dansöz gibi çalkalamayacak. Bunu biraz yavaşlatacağız. Şöyle yavaşlattık. En yavaşa getirdim. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Evet, birazcık daha hızlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi telefon ikonumuza da bir animasyon kazandırdık. Son olarak geri sayım ekleyeceğiz ve yazı ekleyeceğiz. Bunun için de aşağıdaki A artı yazıyor, New Text. Bu arada CapCut yeni gelen güncellemelerle bazılarında İngilizce oldu, bazılarında Türkçe devam ediyor. Yani muhtemelen sizde Türkçe de olabilir, onu bilemiyorum arkadaşlar. Fakat şu anda bende İngilizceye döndü. New Text'e tıklıyorum. Burada şimdi öncelikle 3 yazdım. Burada text effect kısmına geldim. Buradan bir yazı animasyonu seçtim. Mesela bu güzel, evet. Bunun stilini ya da şeyini değiştirelim. Fontunu da değiştirelim. Evet, şu güzel. Font kısmından fontu seçtim.
Yani stil kısmı içindeki font seçtim ve text efektten de bir tane yazı animasyonu verdim. Yazı efekti verdim. Şimdi bunu şöyle başa doğru aldım arkadaşlar. Bakın 3 yazıyor. Bunu uzattım şöyle. Telefon dönme ikonu başlayana kadar. Şöyle eşit aralıklarla bölüyorum. Eşit değilse daha sonradan düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Evet, şimdi 3, hemen yanındaki kopyaladığımız 3'ü 2'ye çeviriyoruz ve onun yanında kopyaladığımız 3'ü de 1'e çeviriyoruz. Geri sayımı yapmış olduk bakın. Daha sonra burada da mesela şey yazabiliriz. Yine 1'in olduğu katmanı kopyaladım. Şurada kopya bastım. Şöyle aşağıya doğru çektim ve telefon ikonuyla aynı süreye getirdim. Burada da arkadaşlar şey yazalım. Telefonu yavaşça sola döndürün. Ve bunu da şöyle yukarıya doğru götürelim. Evet, şimdi bir bakalım. Şu telefon ikonunu biraz şöyle döndüreyim ya. Hiç sağa doğru yatmasın, kafa karıştırmasın. Şunu şöyle döndürüyorum arkadaşlar. İyice sola doğru gitsin yani. Evet, süper oldu. Şimdi şöyle tam ekran izleyelim. Bakın sol ne taraf oluyor? Ha. Bunu sosyal medyaya yüklediğinizde şöyle olacak. Ve gördüğünüz gibi videomuzu CapCut'ta da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sizce Premiere'de yapmak mı daha kolay, CapCut'ta yapmak mı daha kolay? Aşağıdaki yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. İşin temel mantığı aslında keyframe'i iyi anlayabilmekten geçiyor. Bu keyframe olayını iyi anlarsanız yapamayacağınız şey yok. Bütün videolarınızı, fotoğraflarınızı istediğiniz şekilde hareketlendirebilir ve istediğiniz animasyonu verebilirsiniz. Sizler için aklıma geldikçe farklı farklı teknikler denemeye çalışıyorum. Özellikle TikTok'ta ve Instagram Reels'ta bunları sıklıkla paylaşıyorum. O yüzden hala takip etmeyen varsa takip etmenizi öneririm bu platformlardan da. Ayrıca Twitch açtım. Twitch yayıncısı oldum. Daha çok acemiyim tabii ki o platformda ama Twitch'te de YouTube videolarımı montajlarken canlı yayın açıyorum ve Twitch'te izleyenler aslında YouTube videolarımı ilk izleyenler oluyor. O yüzden Twitch'e de bekliyorum sizleri ayrıca. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.